Merhaba, bugün Bellingham Stanley marka RFM 340 artı refraktometrenin dokunmatik ekran yani T modeli, touch screen olan modeliyle ilgili bilgi vereceğiz. Gördüğünüz gibi ekranın üzerinde, daha doğrusu cihazın üzerinde 7 inç bir LCD ekran var. Eskisinden farklı olarak yan taraflarında havalandırma delikleri yok. Peltiyerler için. Gördüğünüz gibi şurada bir presser var. Arka tarafında gördüğünüz gibi bir tane RS485 Ethernet kablosu. 3 tane USB portu. Şurada RS832 seri bağlantı için. Burası da printer bağlantı noktası. Bağlantı noktaları bunlar. Şurada da power bölümü var. Cihazı çalıştırmak için öncelikle iki parça halinde gelen adaptörü kabloları takarak tek parça haline getiriyorum. Daha sonra adaptörü takıyorum ve ekran açılmaya başlıyor. İlk önce Bellingham Stanley logosunu görüyoruz ekranda. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Cihaz 7 inçlik bir ekran koruyucuyla geliyor. Ekranlarda çizilmelere karşı bu koruyucuyu ekrana takmanız öneriliyor. Bu koruyucuyu da mutlaka cihazınızı korumak için takın diye düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi işletim sistemi yüklemeyi yaptı. Touch screen bir panel olduğu için kaydırın cihazı açmak için diyor. Cihazı açmak için buradan kaydırıyoruz ve cihaz açılmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi ekranda ilk etapta bizi karşılayan bazı menüler var. Ekranda nerede ne var? Kısaca özetlemek gerekirse en baştaki şu ev butonu bizim ana sayfamız olduğunu gösteriyor. Burada ölçüm sonuçlarının yazıldığı sayfa bu. Sağ tarafta kullanıcı seçiliyorsa eğer kullanıcı ile ilgili bilgiler. En sağ tarafta saat bilgisi, onun altında da sıcaklık bilgisi var. Şu anda sıcaklık ayarı 20 dereceye yapılmış. Ancak ortam sıcaklığı 19,86 derece. Bunu 20 dereceye çıkarmaya çalışıyor makine, gördüğünüz gibi stabilize etmeye çalışıyor. Nereye stabilize etmeye çalışıyor derseniz, numunenin konulduğu şu yüzeyi stabilize etmeye çalışıyor. Bu nedenle bu yüzeyin daha hızlı stabilize olması için presser denen şu kısmı kapatarak sıcaklık izolasyonuna yardımcı olmak, daha hızlı stabilizasyon sağlamanızda yardımcı olabilir size. Geçersek, daha aşağıya da inersek burada sonuçlar yazıyor. Şu anda temperature stabilizing diyor, gördüğünüz gibi. Daha aşağıya inersek eğer burada mod ekranı bu. Yani hangi modda çalışıyorsanız o modda ayarları yapmanızı sağlıyor. Bunu menüler seçeneğinden daha detaylı olarak bunlara gireceğiz ama kısaca özetlemek gerekirse scale dediği biriminiz Brix mi, refractive index mi, bunu seçebiliyorsunuz. Temperature compensation, sıcaklık kompansasyonu, yani mesela 60 derecede ölçüp 20 derecede sonuç almak istiyorsanız sonucu kompanze ediyor daha önce belirlenmiş metotlarla. Oradan birini seçebiliyorsunuz. Eğer yapmak istiyorsanız sugar default olarak geliyor, şeker metodu. Daha sonra set point'i buradan ayarlayabiliyorsunuz. 20 derece şu anda, şu gördüğünüz 20 derece ve gördüğünüz gibi şu anda orası da turuncuydu, yeşil oldu bu arada. Stabilizasyonu tamamlamış oldu. Daha aşağıda read butonu var. Her okumada bu butona basabiliyoruz eğer kapak aktif değilse. Recording yanıyorsa sonuçları kaydediyordur. Detayları biraz sonra göstereceğim. Zero sıfırlama yapmayı sağlıyor. Bunu da detayları göstereceğim. En altta da iki buton var. Birisi menü, birisi data. Menü bütün ayar menülerine ulaştığımız buton. Data da biraz sonra göreceksiniz. Datalara ulaştığımız buton. Şimdi bakalım mesela kısaca. Ana ekranda şunu belirtmek istiyorum. Ana ekranda çok hızlı ayar yapmak istiyorsanız menüye girmek yerine ana ekranda mesela Brix'i değiştirmek istiyorsanız Brix'in üzerine basarak Refractive Index veya Brix yapabilirsiniz. Buraya yeri alalım.
temperature compensation'ı aynı şekilde değiştirebilirsiniz. İsterseniz tamamen kaldırabilirsiniz. Veya isterseniz sugar veya AG fluid yapabilirsiniz. Çalışma metodlarına göre. Set point'i de dilerseniz buradan istediğiniz set point'i ayarlayabilirsiniz. Mesela 20 derecede birçok laboratuvarda 20 derecede metotlar çalıştırılıyor. Ama dilerseniz başka bir set point'i ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada menü butonuna bakmak istiyorum. Menünün içinde neler var? Birincisi kalibrasyon, ikincisi data, 3 numaralı menü setup, 4 numaralı maintenance yani bakım, 5 numaralı help. Şimdi kalibrasyon, 1 numaralı menü kalibrasyona girmek istersek eğer, kalibrasyona girdiğimizde buradan cihazın kalibrasyonları yapılıyor. Neler yapılıyor? Zero ve span var. Zero kalibrasyonu dediği saf su ile yapılıyor. Span kalibrasyon dediği de top point. Bunu da diğer materyallerle yapabiliyorsunuz. Mesela sıfır kalibrasyonunu yapalım. Bunun için zero'ya basıyorum. Şöyle bir şey yazıyor ekranda. Lütfen ilk önce prizmayı güzelce temizleyin. Daha sonra presleri kapatın. Bunun için söylüyor. İlk önce içinde hiçbir şey yokken bakmak istiyor cihaz. Gördüğünüz gibi ben az önce temizledim prizmayı. Şimdi kapatıyorum dediği gibi. Ve OK'ye basıyorum. Şu anda üzerinde hiçbir sıvı yokken ölçüm yapıyor refraktometre. Gördüğünüz gibi Measuring Clean Prism diyor. Şimdi bunu ölçtü. Bir de zero sample yani saf suyu ekleyip ondan sonra OK'ye basın diyor. Şimdi kapağı açtım. Saf suyumu ekliyorum. Daha sonra kapatıyorum ve OK'ye basıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi saf suyu ölçüyor. Aldığı ölçümlerin durumlarını aşağıya yazıyor gördüğünüz gibi. Şu anda sıfırlama barı gördüğünüz gibi doluyor yavaş yavaş. Cihaz tamamen emin olduğu zaman cihaz sıfırlanmıştır diye bize uyarı verecek. Bu arada yeni bir sıvı koyduğunuz zaman sıvı sıcaksa şuraya dikkat ederseniz eğer burada bir dalgalanma olup derecenin rengi turuncuya dönüşebilir. Böyle bir durumda stabilize olmasını bekleyecektir cihaz. Gördüğünüz gibi şu anda da zaten temperature'la biraz bekledi. Calibration complete dedi. Evet şu anda sıfırlamamızı yaptık saf suyla. Başarılı bir şekilde tamamlandı. Eğer bir sonraki madde span kalibrasyonundan bahsetmek istersek bildiğiniz gibi zero kalibrasyonu en alt nokta sıfır kalibrasyonu. Span de en üst nokta kalibrasyonu. Bu çalıştığınız numuneye göre elinizdeki referans materyallerle yaptığınız bir kalibrasyon aynı yöntemle yapılıyor. Span'e bastığınız zaman şu anda diyor ekran yukarıdaki prizmaya numuneyi koyun diyor. Daha sonra OK'ye basın diyor. Kaç brix olduğunu da yazacağız diyor. Burada benim elimde şu anda gördüğünüz gibi bir adet 15 brix, bir adet 12,5 brix olmak üzere iki tane referans materyal var. Eğer bunları uygularsam prizmaya ve kalibrasyonu yaparsam kalibrasyon uygun şekilde olacaktır. Şu anda 96,72 brix'e göre yapılmış son çalışma. Eğer sizin uygulayacağınız sıvı bu değilse, mesela şurada görüyorsunuz, ben eğer 12,5 brix'i uygulayacaksam şurada Change Sample'a basıp burada kaç brix olduğunu girebiliyorum. Burada yalnız brix seçili olduğuna emin olun. Aynı şekilde daha sonra materyali buraya koyup kapatıyorum. Span kalibrasyonu. Bu şekilde span kalibrasyonunu da anlatmış oldum. Buradan quit ile çıkıyoruz. Zero ve span'i anlattık. Geriye bir tek ne kalıyor? Undo kalıyor.
Eğer undo'ya basarsanız son yaptığınız kalibrasyonu geri alıyor. Hatalı bir kalibrasyon yaptığınızda düzeltme şansınız oluyor böylece. En altta bulunan report'a bastığınızda da kalibrasyon raporları çıkıyor. Zero son yapılma 3 Ocak'ta saat 9.58'de yapılmış. Bugün benim yaptığım gibi. Spend de 14 Aralık'ta saat öğleden sonra 2.30'da BSDS DCB materyaliyle yapılmış. 1.53 Brix'te yapılmış. Bu şekilde raporları görebiliyoruz. Daha sonra Quit'le ana menüye geliyorum. Evet, ana menüde ikinci madde olan data'ya bastığımda data ile ilgili, datalarla ilgili bilgiler geliyor. Bunlar neler mesela? Mesela en üstte Saved Results, daha önce kaydedilmiş ölçümler. Eğer ölçüm kaydetme seçeneğiniz açıksa buradan daha önce kaydedilmiş bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi alt tarafta oklarla yukarı aşağı gidip ve hatta üzerine geldiğinde i'ye bastığınızda ölçümle ilgili bilgiler geliyor gördüğünüz gibi. Daha sonra burada ayarlar bölümünde isterseniz tarihe göre ayırabilirsiniz veya filtreleme yapmayabilirsiniz tarihe göre. No filtering diyorum ben şu anda. Dilerseniz arka taraftaki USB'lere basıp USB'ye aktarabilirsiniz bu dataları. No USB diyor şu anda. Tekrar giriyorum. Çünkü USB flash belleği takmadım. İsterseniz de bunları silebiliyorsunuz. Emin misiniz diye soruyor. Yes dediğinizde Save the Results'a bir daha bakalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmamış oluyor. İkinci data ayarlarındaki ikinci ayar System Log. System Log'a bastığımızda gördüğünüz gibi ne zaman ne yapılmış hepsini gösteriyor ama işte mesela şöyle sistem çalışması ile ilgili loglar bunlar. İşte cihaz açıldı, cihaz kapandı, şu ayar değiştirildi, presser aktif hale getirildi, deaktif hale getirildi, sıfırlama yapıldı, saat ayarlandı gibi. Bunlara buradan ulaşabilirsiniz. Aynı menüler burada da geçerli. Dilerseniz buradaki ayarlardan da aynı şekilde filtreleniş bitimini ve isterseniz USB'yi aktarabilirsiniz. Tekrar data'ya çıkarsam, data ayarlarında üçüncü madde copy PDFs to USB. Şimdi bu ne demek? İçinde bazı PDF'ler var. Bunlar cihaz kullanımı ile ilgili PDF'ler. Yanında artık kağıt olarak kullanım kılavuzu gelmiyor. Onun yerine PDF olarak dokümanlar geliyor. Dilerseniz bunları basıp USB'nize aktarıp bilgisayarınızda açıp cihazla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Kullanımı ile ilgili bilgilere. PDF'leri kopyalamak yerine tamamen taşıyabilirsiniz. Bu çok iyi bir şey değil. Kopyalamak daha mantıklı. Dilerseniz de loglarınızı USB'ye taşıyabilirsiniz. Ama zaten şu anda USB takılı değil arkada. Şimdi ana menüye geri geldim. Gördüğünüz gibi. Hatta daha ana sayfaya geleyim. Ana sayfadaydım hatırlarsanız. Şimdi menüye baktık. Kalibrasyonu bitirdik. Data'yı bitirdik. Şimdi setup'ı yapalım. Evet, setup menüsüne girdiğimizde karşımızda 6 basamaklı bir menü çıkıyor. Birincisi setup wizard. Bu makineyi ilk aldığınızda yapılan kurulumu yapmanızı sağlıyor. İşte makinenin saati, ondan sonra dili vesaire. Bunu dilediğiniz zaman buradan yapabilirsiniz. Mesela neler var? Bakalım setup wizard'a basalım. Dilinizi seçiyorsunuz. Türkçe yok. İngilizce. Daha sonra mesela işte copy user guides and PC software to USB. İşte bilgisayar software'ini ve kullanıcı manuellerini buradan da aktarabiliyorsunuz dilerseniz. Buradan saati ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi date format, summer time kullanıyor musunuz? Hayır, kullanmıyoruz. Saati ayarla. Daha sonra işte reading modu ayarlayabilirsiniz. Bunu biraz sonra göreceğiz. Reading mod nedir mesela? İşte birimi ne olacak? Brix olarak okuyacak. Sıcaklık kompansasyonu var mı? Az önce bahsetmiştim. Yok.
sıcaklık ayarı, bunları buradan ayarlıyoruz. Daha sonra record ayarlarını nasıl yapıyoruz? Record ayarlarına bakalım. Mesela record ayarı da, bunu da biraz sonra göreceğiz. Kayıt ediyor. Başka neler var? Single her seferinde print ediyor. Modunu onda bırakalım. Biraz sonra bunu da göreceğiz. User kullanıcı ayarları. Dilerseniz kullanıcılara şifre tanımlayabiliyorsunuz. Bu şekilde Setup Wizard'da bu tarz temel ayarlar var. Bu temel ayarları buradan yapabiliyorsunuz dilediğiniz zaman. Şimdi 2 numaralı menü olan metoda bakalım. Burada şuna karar vermeniz lazım. Metot kullanacak mısınız, kullanmayacaksınız? Kullanmayacak mısınız? Mesela 60 derecede bir ürün bakıyorsanız ve 28 derecede başka bir ürün bakıyorsanız metot kullanmanız gerekir. Ama tek bir ürün için kullanıyorsanız bu birbirine ya da birbirine çok yakın ürünler için kullanıyorsanız, ikisi de 20 derecede bakıyorsa mesela metot kullanmanıza gerek yoktur. Metot kullanmanıza gerek yoksa buradan No'yu seçiyorsunuz. Eğer gerek varsa Yes'i seçiyorsunuz. Yes'i seçtiğiniz zaman aşağıda başka menüler çıkıyor. Use Method ise Yes dedim örnek olarak. Hide Preset'te yani ön ayarı gizli No şu anda. Şimdi bir geri menüye çıkarsam gördüğünüz gibi metotlar belirdi karşımda. Bizim çalışma metotlarımız neler? Normal, bizim normal ölçüm yaptığımız metot. Zero, saf su sıfırlaması yaptığımız metot. Span, en üst noktası yaptığımız metot. Bu metotları gösterdi şu anda. Artık hepsi için farklı metotlar, bunları farklı metotlarda görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ekranın da üzerine metot butonu geldi. Metoda bastığımız zaman buradan istediğimiz metodu 1, 2 gibi seçebiliyoruz. Mesela şimdi 1 dedim. OK'ye bastım. Metot normal. Metoda bir daha basıyorum. Siliyorum. 2 numaralı metot diyorum. Gördüğünüz gibi 0. Metoda bir daha basıyorum. Siliyorum. 3 numaralı metot diyorum. Span oldu gördüğünüz gibi. Şimdi menüye basıp aynı şekilde setup'ta metoda geldiğimde gördüğünüz gibi bunlar burada. Dilerseniz yeni bir metot ekleyebiliyorsunuz. Mesela add new diyorum. Metodun adını mesela ne koyalım? Mesela salça koydum. Okey. Şimdi burada ne kullanacağız? Az öncekilerin aynısı gördüğünüz gibi bricks kullanacağız. Veya ben belki de bunda refractive index kullanmak istiyorum. Temperature compensation istemiyorum. Sıcaklık 20 derece değil. İstersen bunu 15 derece, 10 derece, 5 derece, 0. İşte yan taraftaki oklardan yürütebiliyorsunuz 5'er derece, 5'er derece. Bu yine bozuyor, 20 derece kalsın. Ondan sonra çıkma butonuna bastığımda gördüğünüz gibi salça geldi. 4 numara. Şimdi ana menüye gidiyorum. Home'a basarak. Şimdi metoda basıyorum. 4 numaralı metot dediğimde gördüğünüz gibi salça metodu geldi. Dilerseniz bunları yazıyla değil listeyle seçebilirsiniz. Şöyle onu nasıl yapalım? Gelelim. Setup'ın içinde. Metodların içinde. Ayarlara gelelim. Şurada selection tipi yani seçim tipi sayılı değil listeli olsun. Şimdi tekrar ana menüye dönelim. Metodu seçmek istediğimiz zaman gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 değil de bunu seçebiliriz. Belki liste olması daha iyi belki de. Normal olarak seçtim burada. Evet, metot seçimini bu şekilde yapabilirsiniz. Yeni metot yaratmayı bu şekilde yapabilirsiniz. Metotla ilgili bunu ben eski haline çeviriyorum. Yani tek bir, birden fazla metot değil de tek bir metot kullanılacak şekilde geri ayarlamak istiyorum. Setup'ın içinde yine metodlarda şuradan use methods'a hayır diyorum. No. Hepsi kapanıyor gördüğünüz gibi. Ana menüye çıktığımda ana metoda artık metot diye bir şey kalmadı. Şimdi bir sonraki menüye geçelim. Setup'ın içindeki
Users. Users kısmına tıkladığımızda az önceki de benzer bir menü geliyor. İşte burada şu anda administratör, kalibrasyon yapacak kişi, operatör şifreleri belirlenmiş. Dilerseniz siz buradan admin yaparak yeni isim ve yeni şifre verebiliyorsunuz. Daha sonra da kullanıcılarla ilgili eğer birden fazla kişi kullanacaksa ve geçmişe dönük takip edilebilirlik isteniyorsa, kim ne zaman girmiş görmek istiyorsa buradan protection'dan ayar yapabilirsiniz. Low, medium, high var. Dilerseniz custom var. Custom'ı denersek eğer kullanıcı seçimi pin only mi olacak yoksa kullanıcı adı ve pin mi girecek? Pin only belki en mantıklısı. Pin uzunluğu 3 basamak. Belli zamanda bir pini değiştirmek gerekiyorsa şu anda bu off durumda. Daha sonra da çok önemli bir şey yok bu menülerde. Bu şekilde pin kullanıcı ayarları buradan yapılabiliyor. Eğer birden fazla kullanıcı kullanıp da gerçekten şey olacaksa geçmişe dönük takip edilebilirlik isteniliyorsa. Daha sonra buradan da geri çıkarsak eğer bir sonraki madde reading maddesi. Reading'e bastığımızda burada okuma metodu ile ilgili şeyler söyleyecek. Ayarlar yapılacak. Burada reoccurrence, şimdi şurada bu reoccurrence şunun için önemli. Yukarıdaki presseri aktif olarak kullanmak istiyorsanız auto yapmanız gerekiyor. Auto single var. Daha sonra single var. Continuous var. Auto single la geldiğimizde bir parametre ayarı daha var bunun. Onu da göstereceğim size. İkisi de on durumdaysa şu presseri her kaldırdığımızda test ve indirdiğimizde test yeniden başlar. Herhangi bir düğmeye basmamıza gerek yoktur. Otomatik single yani otomatik olarak tek test yapar her kapanışta. Bunun için gerekli birinci adımdır bu. Eğer diğeri single presseri açtığımızda veya kapattığımızda bir şey değişmez. Numuneyi her doldurup kapattığımızda mutlaka ana menüdeki read butonuna basmamız gerekir. Read butonuna basmadan çalışmaz. Testi yapmaz yani. Şimdi şurada reading'e bir daha basalım. Bir de continuous var. Continuous ise devamlı okur. Mesela bakın şimdi. Şöyle yapalım. Kapatalım. Gördüğünüz gibi şu anda aşağıda devamlı okuma yapıyor bu. Yani bu metodu kullanabilecek olan bazı sektörler olabilir. Devamlı olarak hiç durmadan açtığınız anda veya kapadığınız anda açtığınızda duruyor, kapattığınız anda bir daha hiç basmanıza gerek yok. Ama devamlı okuyor. Eğer devamlı okumasını istemiyorsanız açtığınız anda dursun, kapattığınız anda tekrar çalışsın istiyorsanız bunu setup'ta reading'de şunu auto single yapmanız gerekir. Eğer presser hiç çalışmasın, illaki ben butona basayım daha güvenli olsun diyorsanız bunu continuous değil de single'a da alabilirsiniz. Daha sonra bu menüde diğer kısımlar mesela işte scales ve temperature compensations ekleyebiliyorsunuz. Bunları hiç girmiyorum. Bunlar özel metodunuz yoksa buralara inmemenizi tavsiye ederim. Ana menüye geldiğimde setup wizard'a baktık, metodlara baktık, users'a baktık, reading'e baktık. Recording'e bakmak gerekirse recording'e baktığımızda burada şöyle der. Kayıtları nasıl yapalım? Şu anda hiç kayıt yapmıyor. Modda none. Eğer biz buna bir kere basarsak single der. Bir kere daha bastığımızda none der. Single'da her seferinde ek olarak şunu da göstermek istiyorum. None'dan başka single var. Save var. Single artı save var. Statistics var. Multi var. Şimdi non dediğimizde hiçbir şekilde kayıt yapmıyor. Printer, CSV,
her şey donmuş durumda. Single derseniz eğer printer açılıyor. Printer'ı PDF olarak printer'dan PDF olarak veya USB'den veya seri porttan veya network'tan, az önce en başta göstermiştim portları, buralardan datayı print edebiliyorsunuz. Non diyorum. CSV dosyasını, bu çok önemli değil, bunu geçiyorum. Record after read, okumadan sonra kaydet kısmını da yes veya no yapabiliyorsunuz. Şimdi single'dan sonra save'e gelirsek, save'de printer hiç çalışmıyor gördüğünüz gibi. Record after read'i yes yaparsanız eğer her seferinde kaydeder. Mesela deneyelim. Gördüğünüz gibi bir okuma yapıyorum şu anda. Daha sonra ekranda kaydedildi yazısı çıkacak. Gördüğünüz gibi kaydedildi. Gerçekten de bakmak istersek dataya, kayıtlı dataya, gördüğünüz gibi az önce kaydedildi bu. Takip edilebilirlik açısından faydalı olabilir. Daha sonra geri gelirsek eğer recording'e, save artı single çıkıyor, ona bakalım. Single az önce söylediğim gibi print etmeye yarıyor, save kayıt etmeye yarıyor. Single artı save dediğiniz zaman hem print edip hem de kayıt etmeyi gerektiriyor. Gördüğünüz gibi printer aktif hale geldi. Şimdi buradan çıkmak istersek eğer, bize diyor ki printer seçilmemiştir, lütfen printer seçin. Eğer bu nedenle eğer printer kullanmayacaksanız single'ı mutlaka kaldırmanız gerekiyor. Save dediğim gibi az önce kaydediyor mu cihaza. Single print etmeye yarıyor. Single artı save kayıt artı print etmeye yarıyor. Daha sonra non derseniz de hiçbir şey yapmıyor. Şu anda ben kayıt etmesini de print etmesini de istemiyorum. Daha sonra reading, recording menüsünü de bitirdik. Sistem menüsüne gelirsek eğer, sistem menüsünde daha önce size göstermiş olduğumuz cihazla ilgili bazı bilgiler var. Mesela dili buradan seçebiliyorsunuz. Uzak ekrana yansıtmak istiyorsanız görüntüyü, bu ayrı bir teknoloji. Buradan on duruma getiriyorsunuz. Ekran parlaklığı, zaman, tarih ve temperature kontrolü buradan getiriyorsunuz. Buradan aktif hale getiriyorsunuz. Burada size bahsetmek istediğim noktadan bir tanesi de temperature control altında bulunan disable pressure. Disable pressure demek şuradaki pressure'ı, bunun adı pressure, deaktif hale getirmek demek. Eğer pressure'ı her açıp kapattığınızda cihazın otomatik olarak okumasını istiyorsanız disable pressure'ı no haline getirmeniz lazım. Yani deaktif etmek istemiyorum demeniz lazım. Eğer yes derseniz disable pressure'ı artık pressure'ı deaktif etmiş olursunuz. Şimdi mesela bir deneme yapalım. Disable pressure'ı no dedim. Daha sonra home butonuyla ekrana geldim. Bir de diğer menüyü de kontrol edelim. Setup'ın altında, reading'in altında single değil de bunu da auto single yapalım. Yani az önce gösterdiğiniz gibi her seferinde tek okuma. Şimdi bakalım. Pressure'ı açtım. Sonra pressure'ı kapattım. Gördüğünüz gibi okumaya geçti. Evet. Eğer pressure'ı kullanmak istemiyorum, read butonuyla yapmak istiyorum diyorsanız menüye basacaksınız. Daha sonra setup'ta, reading'de auto single'ı single hale getirebilirsiniz. Home. Kapattığınız zaman şimdi gördüğünüz gibi okumuyor. İlla ki read'e basmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi her seferinde bir read butonuna basmayı gerekli kılıyor bu. Dediğim gibi disable bu pressure'ı şurada reading'de single
continuous auto single yaparsanız birinci zorunluluk, ikinci zorunluluk da sistemde temperature control'da disable pressure'ı no yapmanız gerekir. Eğer bu ikisini yapmazsanız presser her kapandığında otomatik olarak okumayacaktır. Bu ikisini sağlamanız gerekir. Daha sonra sistem menüsünde bunlara da baktık. Herhalde bundan başka bir şey kalmadı. Ekranda bir daha hatırlatmak istiyorum. Zero'ya basarsanız otomatik zero'yu yapabilirsiniz. Ta öbür tarafa girip zero yapmanıza gerek yok. Daha sonra şurada data menüsü var. Data'ya bastığınız zaman da az önceki yere gidiyor zaten. Bunu hatırlıyorsunuz. Ona daha önce bakmıştık. Bu cihazla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sorunuz olursa bana dönebilirsiniz. RFM 340 artı touch screen refraktometreyi sizlere tanıtmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için, ilginiz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.